Abicim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk, bolca mantar bulduk. Tabii. Ee, sizi bir tanıştıralım mı izleyicilerimize? Ee, ben Korkut Elav'dan İbrahim Güllü. İbrahim abicim, Müşerref e, Hanım'ın eşisiniz. Eşim. Ah senin babasısınız. Ah, Allah bağışlasın. Sağ olun. Biz şimdi kesime yardım ettik. Size mantarları? Topluyoruz. Topluyoruz. Biz de hasat. Hasattasınız. Hı. Kaç gün oldu bunların başlangıcı? Ya 40 günde bu şekil oluyor. Bu şekilde evet. geldi. Şimdi İlk ayda artık bitiyor çıkarıyoruz. Hasat zamanı şimdi kayda 70 günde do koyuyoruz çıkarıyoruz 70 günde. Evet. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, neye özen gösteriyoruz burada şimdi? şimdi daha sinek özen gösteriyoruz. Derecesine özen gösteriyoruz. Mesela derecesi yüksek oldu mu verim düşük oluyor. Düşük oldu mu yine düşük oluyor. Klima iklimlendirme yapıyoruz klimalarla. Ee, bu konuda bilinçlisiniz, farkındasınız zaten. 10 yıldır bu işi evet. yapıyoruz. Bilmedikleriniz, eksikleriniz olursa soruyorsunuz. Onu mühendislerine soruyoruz. Burada yapan arkadaşlara soruyoruz. Ben de şu sorun var sende nasıl diye. Aldığımız konuda aynı aldıysak mesela seninki nasıl, benimki nasıl. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Peki kazancından, sonucundan memnun musunuz abicim? Ya, kazancı bazen iyi oluyor. Ge Bazı der hani man mantar gibi diye. <laughs> Bizki de mantar gibi oluyor. Bazen iyi oluyor bazen kötü oluyor. Kar evet. zarar kardeş. zarar <laughs> diyorsun. <laughs> Şimdi mantarın e, iyi bir kaliteli bir mantarın özellikleri nelerdir İbrahim abi? Ya Kaliteli mantar sert, iri. Evet. Ya, şu mesela bu fazla beklemiş biraz açmış. Hı hı. Mesela bunu istemiyorlar. Şu evet. şekilde olacak. Saniye. Yani sevgili izleyicilerimiz bakın. Bu kısmı yani bize göre büyük bir mantar ama... Bu kısmı sapla, e, gövdeyle... E, Başlık baş ne diyoruz bunu bu kısma şey, şey, yani şey. başına ikisinin arasında boşluk olmayacak bütün olacak ya, yani doğal mantarlarda tabii ki bu böyle bir özellik yok böyle. bakın burada kocaman büyümüş ama arada hiç boşluk olmayan bir örnek mantarımız da var yani büyümesiyle alakalı değil demek ki bu değil o. şeyinden mesela sıklığından şeyinden hepsi büyütmez mesela bu biraz günü geçmiş dün alınması gerekiyormuş bugüne kaldım böyle er oluyor. Ha, evet, zamanı geçmiş. Hemen bir günde, fa gerçi burada dakikalar bile dakika. fark ediyor. Sabah sabah girmedin, öğlen girdiysen zarardasın. Kaybediyorsun. Öyle. Her şey çok özenli ve hassas olmak zorunda. Yani özellikleri için doğru mantarı elde edebilmek, kaliteli mantarı elde edebilmek için her saniyesine her şeyine Tabii, özen her göstermek lazım. Sürekli takip etmek gerekiyor. Evet ama çok keyifli geldi bize size de öyle mutluluk veriyor mu kazandırırsa keyifli geliyor yani kazandırmazsa değilse yük gibi mi geliyor? <laughs> ama şu evet. görüntü çok özel yani evet. ben beyaz böyle. Bir yere giriyorsun böyle patlamışlar. Sabah ilk saatlerde girsen sen böyle kar gibi görüntü karşılıyor. Ya ne kadar beyaz olursa, çok olursa bizim neşe o kadar neşe iyi oluyor yani. de, Size de aynı tadı veriyor yani. İbrahim abicim üretici olarak sorunlarınız vardır. İletmek istediğin varsa hazır Tarım Türk ekranları da sizin hizmetinizde. şimdi bize mesela kom bizim maliyetimiz ağır oluyor. Elektrik ağır oluyor. Kombosun gelişi ağır oluyor bize. Hı Kazancımız ona göre az oluyor. Evet. Biz üretmek istiyoruz. Türkiye'ye mantarı dağıtmak istiyoruz ama yardıma ihtiyacımız var. Tabii ya şimdi fiyatlar iyi olursa biz öyle kazanıyoruz. Mesela verim de iyi olursa. Şimdi kompozitör asaman az diyor zam koyuyor. <laughs> elektrik zaten bizim başlıca masalımız elektrik. Evet. Bizim en büyük şeyimiz elektrik. İnşallah çözülür diyoruz biz de. O destek gelir. Siz de üretici olarak daha mutlu halde bu işi yapmaya devam edersiniz. Mantar toplarken özellikle nelere dikkat ederiz? Büyüklüğüne dikkat ediyoruz. Büyüklüğüne mesela şöyle diyelim ki mesela şu sıksa mesela büyüklüğüne bakmayız. Onun açacakmış. Boşluk mesela, oluşturmamız küçük lazım. Küçük de olsa bunu almamız gerekiyor. Boşluk oluşturmak ha. için? Ya boşluk oluşturmak için bu Mesela yarın açar. Biraz önce gösterdiğimiz gibi olur bu. Nasıl bildin bunu? Mesela kenarları kabarmaya başlamış. Kenarlarından biliyorsunuz. Ya bunu göz alışkanlığı evet, şey. Bilmek gerekiyor. Tamam. Neden ama derseniz bakın bana göre minicik bir mantar. Herhalde iki günde falan anca büyür diye düşünüyorum ama hiç öyle değilmiş. Yarına kalmaz açarmış efendim bu. Mesela bunlar yarına bir şey olmaz. Biraz daha büyür. Şu büyümez bu açar. Bunlar, bunlar, gelişmiş. Bunun zamanı gelmiş toplama zamanı. Evet. Şimdi bana bıraksaydın bu işi deseydin ki Sebil Hanım mantar topluyoruz deseydin. Ben de bunu sormadan başlasam büyükleri toplar giderdim yani. Ondan sonra yarına papatya. Yarına papatya <laughs> bir şey kalmaz diyorsun? Tabii. Evet işi her zaman ustasından öğrenmek gerekiyor. Ya 3 liralık mantar 1 lira oluyor o zaman. 1 lira oluyor evet. Hey dediğim gibi hesabı kitabı büyütmesi çok ince ayrıntıları Tabii. Var. Sonra bizim sofralarımıza veriyor böyle. Hepsi hazır. Biz onu biliyoruz hazır bir şekilde paketlenmiş kültür mantarı deyip marketlerden alışveriş alanlarından pazarlardan alıyoruz. Ha, kültür mantarı deyip geçiyoruz hiç öyle değil işte. her, işin bir ona kendine göre bir zorluğu Zorlu. var zahmeti var. Ee, çok teşekkür ederiz İbrahim abi kapıyı açtın mantarlarını paylaştın bize bu güzellikleri gösterdin. Ailen bizi misafir etti çok teşekkür ediyoruz. Bir şey diyeyim. Sevgili izleyicilerimiz Antalya Korkuteli'nde yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yine çok kıymetli bir konuğumuz var yanımızda. Orman İşletmeleri Müdürümüz efendim. Ama ilginçtir ki Türkiye'deki 5 tane hanım orman işletme müdürümüzden müdürelerimizden bir tanesi Hülya Güney hanımefendi. Hep birlikte merhaba diyeceğiz. Bakalım onlar buradaki bu güzel üretim için, Korkuteli için, başkenti olduğu bu kültür mantarı için neler yapıyor, yapabiliyorlar. Onlardan öğreneceğiz efendim. Önce hadi hep birlikte bir merhaba. Müdürem merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Doğru söyledim değil mi efendim? Evet, çok doğru söylediniz gerçekten. Ee, Türkiye'deki 5 tane orman işletme müdürü bayandan bir tanesiyim Korkuteli'nde. Ee, göreve geleli yaklaşık 2 yıl oldu, 2 yıl bitti. Ee, Şimdiye kadar e, bilinen meslekler arasında en ağır mesleklerden bir tanesini yapıyoruz orman işletmeleri e, müdürü olarak e, ve yaptığımız bu işten de oldukça gururluyuz. Şimdi biz e, burada birazcık misafir olduk mikrofonlar uzattık. Mikrofonları uzattığımızda çok güzel şeyler duyduk ama onunla birlikte sıkıntılar da duyduk. Üreticilerimiz özellikle kültür mantarının yerinin belirlenme işinden ve dolayısıyla da devlet desenin eksik olduğundan bahsettiler. Siz bunlarla ilgili olarak, yetkili olarak neler söyleyeceksiniz bize? Evet gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi Korkuteli kültür mantarı üretiminin başkenti Türkiye'mizde. İlçemiz bu konuda çok verimli bir ilçe. Hakikaten... Üreticiler de bu konuda çok gayretliler. Yalnız e, devlet desteğinden e, yoksun olduklarını ben düşünmüyorum. Çünkü biz Orman Genel Müdürlüğü olarak e, bu konuda kendilerine destek krediler veriyoruz. Orman Genel Müdürlüğü, e, Orköy Daire Başkanlığı'nın e, bu konudaki teşvikleri e, çok fazla şöyle ki biz e, mantar üretimi yapmak isteyen üreticilerimize orman köylülerine ormanda e, orman köy istasyonu olan yerlerde talepleri halinde e, kendilerine kredi desteği sağlıyoruz. Çok güzel. Bunlar e, bizde bir yıl önceden programa alınıyor pro, e, kredi verilecek olan köyler. Bunun için e, köydeki üretici üretim yapmak isteyen mantar üretimi yapmak isteyen üreticilerin e, bir yıl önceden köy muhtarlığıyla birlikte görüşerek bize müracaatta bulunmaları gerekiyor. Biz bu müracaatları değerlendiriyoruz ve ertesi yılın bütçesine koyarak programı alıyoruz. Biz de köyde en az 3 tane hanenin bu işi yapmasını istiyoruz kredi vermek için. Bu limitimiz, en alt limitimiz 3 kişi, 3 hane daha doğrusu. Çünkü. Köy olarak başvuracaklar. Tabii köy olarak başvuracaklar ama şimdi köyden bir tane talepliye de kredi vermek bizim için ekonomik olmuyor. En azından gittiğimiz yerde yaptığımız uygulamaları farklı kişilerde görmeyi ve daha çok kişiyi kalkındırmayı istiyoruz evet. devlet olarak. Ee, program alınan köylerde önce bir e, hak, hak sahipliği tespiti yapıyoruz köyde. Ee, kredi almanın şartı e, çok fazla değil bizde. Sadece o köyde ikamet edecek ve o köy nüfusuna kayıtlı olacak ee, kredi almak isteyen üreticimiz, vatandaşımız. Ee, bu şekilde öncelikle onlardan seçiyoruz. Ee, daha sonra kendilerine yaptıkça krediyi veriyoruz. Bizim kredilerimiz... E, çok düşük faizle yani belki Türkiye'deki en uygun kredi diyebilirim. Yüzde %1.57 faizle veriyoruz. Bir yıl geri ödemesiz ve dört eşit taksitle ödeniyor. Yani gerçekten de uygun. Çok uygun. Yani babamızdan borç alsak bu olmazdı herhalde. Evet kesinlikle belki babası oğluna vermez dediğiniz gibi. Onun için çok cazip. Biz bunları köylülerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamasından yana kullanmasını istiyoruz e refah seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız oluyor ki böyle vatandaşa Farklı iş kapıları açarak ormanlar üzerinde olan baskının da azalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mesela bizim Orköy'den daha önce bir kredi alan, farklı nitelikte kredi alan tekrar krediye başvurabiliyor. Yani bir defaya mahsus değil bizim kredilerimiz. Evet. Ha, bu da çok güzel bir avantaj. Tekrar alabiliyoruz. Evet. Yani biz elimizden devlet olarak elimizden geleni yapmaya bu bölümde destek olmaya devam ediyoruz. Evet, Orman Genel Müdürlüğü olarak, bakanlık olarak biz her her zaman e, üretenin e, yanındayız, yakınındayız. Yani bizi her zaman yanlarında hissedebilirler. Evet. Biz 7/24 her zaman vatandaşın emrindeyiz, hizmetindeyiz. Ee, kesinlikle hiçbir şekilde ben ve bütün çalışanlarım acizlenmeden e, tüm herkesin, vatandaşın taleplerini değerlendiriyor. Evet efendimler. Bizim, biz bunu hemen teyit ediyoruz. Şu anda mesai bitmiş durumda. Ama kıymetli müdirem ve arkadaşları mesai bitimi olmasına rağmen bize uydular. Ve Tarım Türk Televizyonu'nu kırmadılar. Mesai dışında şu anda bize de hizmet veriyorlar. Biz ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Biz sizleri burada görmekten, ağırlamaktan çok mutlu olduk, memnun olduk. Ee, başarılarınıza devam ediliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Korkuteli'nde kültür mantarının yolculuğunda hep birlikte sizlerleyiz. Öyle pıtır pıtır çıkıveriyorlar 15 günde mis gibi kokuyorlar dedik ya biz buradan yaşarken aldığımız o güzel kokuları bu güzel ekrandan Tarım Türk TV televizyondan sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bizimle kalın orada kalın daha söyleyecek çok sözümüz var efendim. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz Avdan'da yolculuğumuza devam ediyoruz şimdi çok özel bir mantar tanıtacağız size bildiğimiz klasik kültür mantarını gördük hep birlikte aşamalarını gördük kestik topladık son aşamalarına kadar sizlerle buluşturduk Korkuteli bölgesinde üreticileri var ama Avdan'da ilk ve tek üreticisiyle buluşacağız şimdi. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Evet. Sizi bir tanıştıralım mı? Ben Mehmet Özkan. Avdan Köyü bekçisiyim. Bekçilik de yapmaktayım. Boş zamanlarımızda fazla işi olmadığından dolayı bu yaprak mantarı da yapmakla uğraşıyoruz. Dolayısıyla boş durmuyoruz. Şimdi evet. biz yaprak mantarı tanıtacağız. Diğer adı da istiridye mantarı. Evet, bu HK35 tipindeki olan mantar. Yani birkaç tür var da onlar şu anda aklımda Biz değil. Biz o zaman yaprak mantar evet. diyoruz. Şimdi yaprak mantar dediğim gibi hem görüntüsüyle hem lezzetiyle çok evet. farklı bir mantar. Çok daha sevimli ve e, sürpriz bir mantar. Ama kendi varoluşu da üretimi de çok ilginç. Onu bir anlatalım mı? Yani bunun üretimi e, beyaz mantar, kültür mantarı kadar zor değil. E, sadece torbalarda e, bağlı geliyor zaten ağzı. Komposu da pamuktan e, oluyor. Pamuk çıkıntısı fazla da bir maliyeti yok, maliyeti. Pamuk ucu... dediğimiz, bildiğimiz pamuğun evet. çıkıntısı evet. dediğimiz kalanları yani. Evet, çöpe atılan kısmı. Çöpe atılan kısmı. kısmı onu getirip yani tohumlayıyoruz, koyuyoruz bu şekilde yani maddiyetten kaçmak için. Evet, ekonomik olsun diyoruz. Olsun diye. Fiyatları da biraz kültür mantarından biraz pahalı. Biraz pahalı. Ee, benim ailem biraz rahatsız, rahatsız olduğundan dolayı. Bunun yapımı kolay. Kolay olduğu için de ben de bunu ha, tercih ediyorum. Yalnız başınıza yapıyorsunuz. Evet. Ablamıza geçmiş olsun diliyoruz o zaman biz. Ee, şimdi tohumu da içinde geliyor o zaman. Tohumu içinde geliyor. Evet, biz hiç e, şey yapmıyoruz. Sadece koyuyoruz. Yerlerini e, şey döneminde, misel döneminde çiliyoruz. Havalandırıyoruz aspiratörümüzle. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Yani ısısını çok yukarı salmıyoruz aynı beyaz mantar gibi belli bir seviyede tutuyoruz. Devamlı yerler nemli ve temiz oluyor. Bu ilk aşama. Şimdi torbalar geldi. Burada evet. delikler var. Bu delikleri kendimiz deldik. Siyah torbalarda denemek için pim oluşması e, belli bir şekilde olsun. Standart verim alalım. E, yüksek verim alalım diye. Aa, bak orada beyaz torbalar var. Onlar farklı. Onlar farklı. Bunlar ilk gelişleri böyle. İlk gelişleri bunların siyah oluyor. Sarım yaptık sıra beyazlaşıyor. Beyazlaşıyor. Evet. O da çok ilginç mi? Pim, pimleşme yapıyorum. Pimleştikten sonra her birleri birer kiloya, birer buçuk kilo civarında, 500 gram en azından her tanesi geliyor. Geliyor. Bir evet. kökten yaklaşık ee, bir torbadan yaklaşık hemen hemen 10 tane delik var. Yani bazen yarım şar kilo geliyor, bazen yüzer gram geliyor mantarın durumuna göre. Mantarın Onun durumuna göre. Goncasına göre. Evet. Sonra şimdi ortalama şu büyüklüklere ulaşıyorlar buradakiler bunlar e, belki erime yapabilir kendi kendini gran oluyor mesela büyüyenler bu ufakları kırıyor. Ha. Şu anda bu büyüme aşamasında e, bu bir haftaya büyüme toplanma vaziyetine gelir. Benim adamım olmadığından dolayı bunu tercih ettim. Bunu yapıyorum 3 senedir. Evet, e, örnek olacak inşallah. Peki toplama aşamasında bir kök zaten kökü koparıp evet, alıyoruz. Kökü koparıp alıyorum. Direk ben kasaya koyuyorum. Kesme yok. Ha, kesme yok. yok. Peki nasıl ambalajlanıp gidiyor? Korumak da zor bunları. Buraya e, sandıklara koyuyorum. Sandıklar beşer kilo oluyor. Mantarcı geliyor benden habersiz yani kendisi istediği zaman götürüyor. Evet. Yani aslında çok hassas gözüküyor ama bir taraftan da çok sağlam o kadar da hemen böyle eğilip bükülüp kırılabilen Biraz bir şey. 10 gün kasa ömrü oluyor kasa bunun. Ömrü Beyaz mantardan dayanaklı kasa <laughs> ömrü. Ufakken siyah oluyor. Bunun ışıklarını devamlı yakıp duruyoruz. Işıklara göre beyazlaşıyor. Büyüdükçe beyazlaşıyor. Evet. Ben beyaz oluyor. Altlar evet. üstlerde biraz daha yine koyu renk kalıyor. Ee, koparma yani toplama zaman aşamına geldi mi tamamen beyazlaşıyor. Beyazlaştığında yazacak yani O zaman e, toparlaması basit oluyor. Biraz siyah olursa köklü geliyor. Ee, ben bunu koyalı bugün 30 gün oldu. Yarından sonra toplamaya gireceğim. 30 günde, 32 günde. Ee, öbür günlerde bazen giriyorlar e, beyaz mantarda. Bu e, 30 günde veya da 45 günde girerdi önce. Bu sene yaz havalar kurak olması nedeniyle sıcak olduğundan dolayı bu kez erken giriyoruz. Evet. Yalnız olanlara tercihimdir. Yani ben kendim yapıyorum bu işi kendim yaptığımdan dolayı bunu tercih ettim devam ediyoruz çok teşekkür ederiz. Bize de evet. kapılarınızı açtınız, evet. tanıttınız, bilgilerinizi paylaştınız. E şu anda diyeceklerim başka da bir şey yok.